Evet, Narlı'dayız şimdi de. Hemen Narlı'nın girişinde sağda bu yapı yıkılmış. Sağında ve solundaki yapılar ise ayakta duruyor. Biraz Narlı'nın içerisini dolaşacağız. Son durum nedir Narlı'da? Onu sizlerle paylaşacağız. Açılan fırınlar var. Burada iş yerleri yavaş yavaş açılıyor çünkü yıkılan binalar da var tabii. Ama burada deprem diğer bölgelerde olduğu kadar yıkıcı değildi. Yerleri açılmış. Yıkılan binalar gördük. Birazdan bazı enkazların olduğu yerde arabadan inmeye çalışacağız. Çadırlarda insanlar yaşıyor. Her yerde olduğu gibi. Burası Narlı. Gördüğünüz gibi bu tek katlı yapılar, bu briket yapılar bile yıkılmamış. Ayakta ancak ilçenin içerisindeki kimi noktalardan evler yıkılmıştı. Yani bir hat üzerindeki evler sanki yıkılmış gibi. Thank you.
hem Narlı Çarşısı'nı hem de bu kenar sokakları dolaştık. Fazla diğer yerlere oranla hocam geçmiş olsun. Nasıl olası? Hocam Narlı'nın hane sayısı ne kadar acaba biliyor musunuz? Vallahi tam bırakmıyorum abi ya. Ha. Peki yıkılan evlerin altında enkazda kalan çok insan oldu mu? Şurada en az 3 tane çıktı abi. 4 evet. Kişi vardı. Var bayağı var ama yani, tam sayı olarak bilmiyorum. Anladım. Cenazeleri mi çıktı? Yaşamlarını mı yitirdiler enkazda? Bir tanesi canlı çıktı, 3 tanesi de şey çıktı. Yaşamlarını yitirdiler. Bir tanesi 3'e kadar yaşlıydı. Evet. Kurtulma olmayacak kendi imkanlarla. Evet. O da saatten sonra zaten şey yaptı, vefat etti. Aynı gün saat 3'e kadar mı yoksa 3. güne kadar mı? Yok aynı gün. Aynı gün saat 3'e kadar yaşıyor. Aynı sıkışmış vaziyette yani pirketler falan sıkıştırmıştı. Evet. Vay uğraştıra ondan sonra zaten şey siz de çadırda kalıyorsunuz. Ben o evin yanında bir odunluk var benim. Evet. Orada kalıyorum. Ben elektrik falan var ya bunlar evet. Çadıra gitmem. Evet. Ben. Çok geçmiş olsun. Sağ sizi de işinizden alıkoyduk. Kusura bakmayın lütfen. Yok estağfurullah. Kolay gelsin. Sağ olun. Narlı'da böyle afadın çadır kentleri kurulmuş ve Narlılıların bir bölümü bu çadır kentlerde kalıyorlar. Burada artık insanlar yerleşmiş. Gördüğünüz gibi çadırların bacaları tütüyor. Çadırlar geceleri özellikle çadırları çekiyoruz hocam, askeri değil. Evet, insanlar en azından bu AFAD çadırlarında o gecenin dondurucu havasından korunabiliyorlar. Çok geçmiş olsun. Narlı'da çok kayıp var mıydı amca? Yani çevreye göre yok. Evet. Çevredeki köylere göre bile yok. Değil mi? Evet. Yani en sağlam yer burası diyebilirim. Kaç kişinin yaşamını yitirdiğini? 30 civarında. 30 kişi. Nüfusu ne kadardı buranın? Ben şunu tam olarak bilmiyorum ama burası eskiden belediyelikken burası 12 bin nüfusluydu. Evet. Belediye gidince yani tahminen 8 bin civarında bir şey. 8 bin evet. Civarında nüfusu olan bir yer Narlı ve 30'a yakın kişi yaşamını yitirdi. Evet, gerçekten biz köyleri dolaştık. Bazı köylerde bile o sayıdan çok daha fazla yaşamını yitiren evet. Var.
Mesela bir Osman dede var. Osman dedenin yanındaki Ördek dede de 33 kişi Ördek dede de. Osman dede de 4 kişi yaşamını yitirmişti. Yani bu çevredeki çoğu yerlerden sağlam ayakta kalan tek yer aslında burası. Evet. Evet, burada iyi ki var. De ayakta kalmış. Tabii ki. Çadırda kalıyorsunuz siz de. Bu çadır kentte. Burada kalmıyorum. Evet. Orada bir çalıştığımız firma bize şey yaptı, çadır gönderdi. O da daha girmedi içeri. Evet. Biraz daha soğuk. Bilmiyorum işte biraz onu biraz düzelteceğim. Bu çadırlar aslında çok sıcak. Bu AFAD'ın çadırları çok sağlam ve kışlık çadırlar. Onlara erişim imkanınız yok mu? Başvurdunuz mu? Aslında kardeşimle beraber başvurduk. Kardeşim orada oturuyor. Evet. Şey getirmişler, bir kota getirmişler. 8 kişi olacak. 8 kişilik aile yani. Hayır. Yani her şeyde 8 kişi kalacak şekilde öyle. Ha, yani şimdi bazı çadırlarda farklı farklı aileler mi kalıyor? Tabii. İki aile mi kalıyor? Öyle istiyorlar. Evet, her bir çadırda iki aile. Mecburen yani 8 kişi, artık bu zamanda 8 kişi bir aile yok. Evet. Otomatikman iki aile gidiyor. O da sıkıntı. Evet, yani birbirlerini tanıyıp tanımamaları önemli ama değil. Aynı aile mi? Yani burada kalan kardeşim de. Evet. Burası benim evim. Burada onun için şey yok. Tuvalet falan yok. Daha yapılmadı mı? Tuvalet yapılmadan mı açıldı burası? Evet. Daha dün şey getirdi, askerler getirdi. Grup kurmadığını bilmiyorum ama daha dün getirdiler. Evet. Yani dikkat etmek lazım tabii bu tür toplu yerlerde salgın, hastalık riski de. Çıkacak, kesin çıkacak. Evet. Yani çünkü insanlar da dikkat etmiyor. Temizliğine dikkat etmiyor. Yani yediklerini atıyorlar, poşetlerini atıyorlar. O konuda biraz şey var. Kimse de uyarmıyor herhalde. Bu yüzden de siz kendi şirketinizin, evet, çalıştığınız şirketin, evet, gönderdiği çadırda kalmayı düşünüyorsunuz. Zaten erzak gönderdiler. Bu şekilde şu an idam ediyoruz. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Evet, burada oturuyordu. İsminiz neydi hocam? Ahmet Yürek Kırmaz. Ahmet Yürek Kırmaz. Evet, Ahmet Yürek Kırmaz beyefendi bu evde oturuyordu. Sıkıntı yok ama herhalde yapı denetimin yapacağı incelemeyi bekliyorsunuz. Yani girebilirsin demesini bekliyoruz. Evet. Artık çocuklar da girmek istemiyorlar. Evet, çocuklar tabii. Onlar hala o travmayı muhtemelen atlatamamışlardır üzerinden. Kaç çocuk vardı? Benim iki çocuk var. Evet. Birisi burada kalıyor, birisi Seydin Mersin'de Fen Lisesi'ne gidiyor. Evet. Onu da getirmek zorunda kaldım. Oradaki yurda 150 tane depremzede yerleştirilmiş. Evet. Onu da getirmek zorunda kaldım. O da burada kalıyor işte. Yapacağız. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun.